Gönüllü programı, katılımı artırmak, galerilerle, sanatla ya da arşivlerle normalde ilgilenmeyen insanları bu işlere teşvik etmek amacıyla kuruldu. Kurum içinde tamamıyla farklı bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni gelen insanların geçmişleri, eğitimleri ne kadar farklı olursa, kurum kültürüne olan etkileri de o kadar farklı olabiliyor. Koruma Gönüllü Programı, arşivdeki belgeleri ve eserleri kontrol ederek fotoğraflanmaya uygun olup olmadıklarını belirlemek amacını taşıyor. Başlangıçta karşınıza çıkan bu çok eskimiş ve narin belgeler gözünüzü korkutabilir. İlk seferinde biraz panik olabilirsiniz. Ama ikinci seferde ne yapmanız gerektiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Burada her gün yeni bir şey öğreniyorum. Odada bir konservatör olduğunda gönüllüler, arşivlerin bakımı ve korunmasıyla alakalı sorularını çekinmeden soruyorlar. Bu aynı zamanda insanlara yeni fırsatlar da sunarak, bazen onların yaptıkları işi kariyer olarak değerlendirmelerini bile sağlayabiliyor. Aileme bakmak zorunda olduğumdan çalışmaya ara vermiştim. Eğitimim olmasına rağmen bazı yeteneklerimi uzun yıllar boyu kullanmadığım için bu iş bana onları yeniden hatırlayıp CV'mdeki boşlukları doldurmam için fırsat veriyor. Profesyonel değiliz ama TED'deki diğer konservatörlerden ve koordinatörümüzden inanılmaz destek alıyoruz. Bilgilerini ve tecrübelerini bize aktararak burada her gelişimizde yeni bir şey öğrenmemizi sağlıyorlar. Çok tozlu ve neredeyse yüzüne bakılmayacak durumda olan bir şey, artık diğer insanların da ulaşabileceği, inceleyebileceği bir şeye dönüşüyor ve bu sizin başarınız oluyor. Belge konservasyonu hakkında bir sertifika programına başvuracağım. Şu anki bir program sayesinde deneyim kazanıyorum. Belgelerle çalışıp onlara nasıl davranmam gerektiğini öğreniyorum ve bu alanda çalışan insanlarla tanışıyorum. Başvuru yapacağım program adına burası benim için çok iyi bir başlangıç noktası olacak. Sanatçıların arşivlerine erişmek, hayatlarına dahil olmak gibi bir şey. Bu gerçekten de mükemmel bir deneyim. Aslına bakarsanız bir nevi dedektiflik yapıyoruz. Sanatçının sevdiğiniz ya da sevmediğiniz yönlerini öğreniyor ve zihninizi sürekli bunlarla meşgul tutuyorsunuz. Sanat eserlerine baktığımızda hikayenin sadece bir tarafını görüyorsunuz. Mektupları okuduğunuzda ise sanatçının hayatında neler olup bittiğini öğrendiğiniz için çalışmaları ve hayatın konusunda başka bir bakış açısına sahip olabiliyorsunuz. Sanatçıyla aranızda ortak bir nokta, ortak bir fikir bulduğunuzda, kendinizi ona daha yakın hissettiğiniz için, ona olan ilginiz artıyor ve eserlerine bakışınız değişiyor. Bu kesinlikle çok eğlenceli bir şey.